bastım. Multifaktöriyel bir hastalıktır. Genetik bir yatkınlığın yanında çocuğun da bir takım risk faktörlerine maruz kalması gerekir. Bunların başında da özellikle viral enfeksiyonlar, mevsim geçişlerinde özellikle gördüğümüz ya da aeroallerjen dediğimiz, mesela bir polenler olabilir veya hava kirli olabilir, sigara olabilir. Özellikle evlerde kapalı ortamlar insanların çekilmesine bağlı olarak birlikte yaşama, viral enfeksiyon çok kolay yayılmasına neden olabilir. Yine evlerde halıların arasında yaşayan mite dediğimiz canlıların çıkartıları dışkılar son derece alerjiktir. Bunların maruzet durumunda bu hastalık maalesef alevlenir. Hastalık kendini öksürük krizleriyle, öksürük nöbetleri gösterir, solunum sıkıntısıyla. Özellikle gece, sabaha karşı şiddetlenen öksürüklerle kendini gösterir. Bunlarda yine çok yönlü bir yaklaşım göstermek lazım. Hem çevresel alerjenlerin azaltılması önemli, hem de çocuğun öksürük nöbetlerinin önüne geçecek tedavi, ilaç tedavisiyle bu hastalığın kontrol altında tutulması gerekir. Astım kronik bir rahatsızlıktır. Ömür boyu devam eder. Ne zaman alerjenlerle ya da tetikleyen faktörlerle karşılaşırsa hastalık kendini gösterebilir. O yüzden ömür boyu bu kişinin özellikle hastalığı tetikleyen faktörlerden uzak durması gerekir.